Üzüm yiyeyim mi lan? Bak üzüm üzüm. Şimdi niye bir ola arada da çok güzel bir müzik çalıyorum. Tea party biliyor musun lan? Çay partisi. Bana da alalım oğlum, bana da alalım. Bak güzel çal, ben de çalarım ha. Ben de şeyden boş değilim. Ama buna İstanbul'da şey yapmışlar biliyor musun, değil mi? Böyle bir stüdyo, mi stüdyo kurmuşlar. Taşlarda biliyor musun? 90'larda lan. Bak seviyorum ben grubu. Ama daha fazla ileri gidemek. Niye biliyor musun? Telif yeri, telif. Telif yedik oğlum, telif. Dur kapatayım mı? Aha kapattım hadi bakalım. Şimdi biz ne yaptıydık la? Hatırlıyor musunuz mu? Hı? Bindi koltuk devletine geçiyor. Hadi bakalım. 552-630. Bak şimdi koltuk şuradan bir sarı alayım la. Ne kaldım sarı? Burada dur. Oo aldım la. Şimdi bak dur la. Tam alamadık da ha. Şuradan alayım şuradan. Dur. Kalın da alayım kalın. Şimdi tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devletidir mi dedik? Sıkıntı var mı la? Burada bir atraksiyonumuz var mı? Oğlum Türk adını kullanan ilk Türk devleti la. Şuna bir taklaya edek bakalım. Dur. Çekil daha çıkartayım. Affedersiniz. Neydi? Bak. Türk topluluğu tarihte bilinen ilk Türk topluluğu hangisiydi? İskitler. Saha Türkleri. Peki tarihi bilinen ilk Türk devleti hangisiydi? Asya Hun Devleti. Kurucusu kimdi la? Kurucusu Teoman. En önemli hükümdarı kimdi? Metehan. Heh, bunu hallettik değil mi? Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra iki tane devlet ortaya çıkıyordu. Kim onlar? Kim? He? Bizim hali müzik grubumuzda vardı. Eftalitler oğlum. Ahunlar ile kim? Tabgaşlar. Ahunları anlattık ya la. Eftalitleri. He? Arkasından Tabgaşlar'ı bunlar selametle Çin'in içine kalabalık Çin nüfusu içerisinde eriyip gittiler. Çin oldular ya lan bu bellella. Neyse ya. Hala bu önünde şeydir, acıdır. Neyse. Şimdi bak toparlayak. Birinci Koltuk Devleti neymiş? Tarihte Türk adıyla bak. Türk'ü gördün ya oğlum burada. Türk'ü daha ne istiyorsun lan? Türk adıyla korunan bak. Türk adıyla korunan ilk Türk devleti nedir derse... Birinci Koktürk Devleti. Nedir tarihi? 552-630. Peki kurucusu kimdir? Bak bunları AYT sorularında KPSS'de veriyorlar oğlum. Ne yapıyor? Kurucusu şudur. Burada yaşamıştır. En önemli faaliyetleri şudur diyor. Yukarıda hangisinden bahsedilmektedir diyor. Yapıştır gitsin. Kurucusu o zaman kimmiş? Bumingoğan. Kurucusu Aşinat kabilesidir oğlum. Aşinat. Asena var ya Asena. Yanlış bildiğiniz şey var ya, onda yanlış olmuşlar ya la. Onda yanlış olmuşlar oğlum. Aşinat. Asena kurt. Çin kaynaklarına göre ataları kimmiş? Hun. Neydi Hunların olayı? Asya Hun Devleti'nin hatırlasana. Neydi? Tarihi bilinen ilk Türk devleti. Peki bak buralarda aslında sıkıntılı biliyor musun? Komarlara ben Ahmet Taşan mesela gelse burada ağzımı burnumu dağıtır. Der. Avarlara karşı ama biz MHP'ye göre gideceğiz. Yapacağımız bir şey yok oğlum. Değişmedi bilgi. Avarlara karşı bağımsızlık mücadelesi belli kurulmuşlardır. Şu Bumin'i görüyor musun? Bumin. Bumin. Ha. Şimdi bu Bumin ne yapıyor biliyor musun? Şimdi Avarlar diyor ki bak şu Koltuk Devleti'nin şeyinde gördün mü lan? Dur. Karıştırmayak. Bir dakika. Şurayı gördün değil mi? Koltuk. Koltuk Devleti'nin sınırlarını gördün değil mi? Ha. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bak. Diyor ki Avar Kağan'ı buna. Oğlum diyor bumin diyor. Gebeğim buraya diyor. Geldim. Ne diyorum diyor. Lan şu Töles isyanlarını bir bastır bakayım diyor. Töles de isyan etmiş diyor. Tamam abi diyor. Eyvallah o iş bende diyor. Geliyor Töles isyanlarını bastırıyor. Seninki biraz öyle isyanları bastırınca ne oluyor? Lan oğlum var ya. Lan alayınız gelse var ya. Kaçacağız diyor. Biraz böyle şımarıyor mu? Şinnek. Çorunca şinnek demek şımarıyor. Neyse. Ondan sonra diyor ki Avar Kağan'ı. Kızını bana versene diyor. Baba. Da oğlum daha 2 gün önce neydin ya? Ne diyorlar herif biliyor musun? Oğlum diyor sen Altay dağlarımda demircilikle ulaşan kölemsin lan sen diyor. Sen benim babam benim kızı nasıl ister lan diyor. Öyle mi? Diyor müstakbel kayın baba diyor. Ben sana biliyorum oğlum. Seni bulacağım oğlum diyor. Bak anladın değil mi buraya kadar? Şimdi avarlardan kız istiyor. Bumin. Kimi?
Bumi. Ne istiyor? Kızı istiyor. Kızı da vermiyor. Avarı kağını. Ondan sonra diyor, ben sana göstereceğim oğlum diyor. Geliyor. Avarları yıkıyor yola. Bay bay. Kayınbabayı ortadan kaldırıyorlar. Neyse. Bumin Kaan devletin doğu kısmını ne yapmış? Kardeşi İstemi. Dur. Doğu kısmını kendisi alıyor. Dur la, öyle olur mu? Batısını İstemi'ye veriyor. Bak şimdi, bak buralara çok dikkat edin oğlum. Veraset sistem biliyor musun? Veraset. Bak şimdi burada bir anlatayım da şu iş bitsin. Kut nedir? Kut. Kut. Kut ne? Kok Tanrı senin hanedan üyelerine, aha bak şurayı da göstereyim. Kanıma, ben mesela Hakan olayım. Kanıma devleti yönetmeye etkisi veriyor. Devleti yönetme etkisi. Bak benim kanımda bütün hanedan üyelerinde var. Hatunlar dahil. Ama daha çok ne oluyor? Erkekler. Değil mi? Yani hükümdarlığa namzet onlar. Şimdi ne oluyor? Mesela ben vefat ettim. Ondan sonra herkes amca oğlum, teyze oğlum, kuzenler, bütün hepsi birbirine dalıyor yala. E böyle bir devlet uzun ömürlü olur mu oğlum? Bizim en büyük sakatlığımız ne? Tarih boyunca veraset sistemi. Belirsiz oğlum. Kim geçeceği belli değil. Herkes birbirine dalıyor. Sebebi neymiş? Kut. Kut neymiş? İlk Türk devletlerinde neymiş? Devleti yönetme yetkisi. Kok Tanrı'nın hanedan üyelerine verdiğine inanıldığı şey. Anladın? İnanıldığı. Yani ne diyor? Kok Tanrı diyor. Oğlum hanedan üyelerinin hepsine devleti yönetme yetkisi vermiştir diyor. O zaman ne oluyor? Seninki selametle. Şimdi bak. Bumin, devletin doğu kısmını kime kendisi alıyor? Kardeşini ne yapıyor? Batıya. İstemhanı batıya gönderiyor. O zaman burada veraset anlayışından gelmez mi lan? İkili yönetim anlayışından bahsediyorum oğlum. Veraset sisteminden demek ki sadece taht kavgaları ve devletlerin kısa ömürlü olması çıkmıyor. Bir de ikili yönetim anlayışı çıkıyor. Şu veraset sistemini bitirerek. Bak bir tane kafaya kazıyorsun oğlum, kafaya bak, yıllardır anlatıyorum, buradan bir gidiyor, buradan fiyon çıkıyor, buraya bir soğuyorum, buradan fiyon çıkıyor, buraya bir soğuyorum, fiyon çıkıyor. Bir tane tek bir devlette, Memlüklerde görülmez. Hacı bak. Birinci Murat'a kadar, Osmanlı tarihinde birinci Murat'a kadar veraset sistemi Memlükler dışında ülke hanedanın ortak malıdır. Bak. Göktürk'ü getir, ikinci Göktürk'ü getir, Uygur'u getir, Asya Hun Devleti'ni getir, Gazneli getir, Karahanlı getir, Tolunoğlu getir, İşitoğulları getir, başka Türkiye Selçuklu getir, Büyük Selçuklu, hepsinde ülke hanedanın ortak malı. Bir tane devlette dahil. Hangisi o? Memlükler. Onlar da 24 tane emir bir araya geliyor. Ne yapıyor? Kendi yöneticilerini seçiyor. Bence çok güzel olan sistem. Oğlum nasıl güveniyorsun ki sen? Senden İlber Ortaylı'nın bebeği de İlber Ortaylı oğlum la. Ya çok işte hani vardır böyle işte senin güzelliğini alsın benim de zekamı alırsa çok cillop bir bebek ortaya çıkar. Oğlum neyine güveniyorsun sen? Saltanat sistemi nedir la? O yüzden bak 24 emirin seçti. Ne diyor? Toparla. Veraset sistemi. Kut. Neydi? Koktanlı bağ. Devleti yönetme yetkisi veriyor. Benim bütün sülalemde bu var mı? Var. O zaman ben ölürsem hepsi birbirine dalıyor mu? Erkek kısmı için söylüyorum. Dalıyor. O zaman böyle bir devlet uzun ömürlü olur mu la? Olmaz. Taht kavgaları devletleri kısa sürede yıkıyor. O zaman şunu söyleyeceğim. Ülkelerin kısa yürüdü, Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel sebebi neymiş? Veraset sisteminin belirsizliği. O neden kaynaklanıyor? Kuttan. Peki bir tane devlet uygulamamış hangisi? Memlükler. Ne zamana kadar müdahale edilmemiş? Osmanlı. Yani 1. Murat'a kadar müdahale yok. 1. Murat ne diyecek biliyor musun? Ülke benim ve oğullarımın malıdır. Baba. O zaman ne oldu? Babadan oğula geçmeye başladı. Oğlum saltanat. Değil mi? Peki Fatih gelecek. Fatih ne diyecek? Ülke sadece benim malımdır oğlum diyecek. Peki bunun üstüne kim gelecek biliyor musun? Ahmet'in bakacak oğlum. Bir de şey Fatih pardon onu es geçmeyin. Fatih ne diyecek? Bak bu senin KPSS sorusu la. Nizam-ı alem için karındaşların katli vaciptir. Bir de üzerine hem benim malımdır diyor. Bir de üzerine ne ekliyor? Ne ekliyor? Kardeş katliğini yasal hale getiriyor mu la? Ula oğlum bir bakıyorsun kimse kalmıyor. Ahmet diyor ki ula oğlum ya kim geçirecek? Şehzade kalmadı, herkes birbirini kesiyor. Birinci Ahmet Ekber ve Erşet yasasıyla ne yapıyor bunu? Çözüyor. Burada hallettik mi? He. Toparla. Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devleti hangisiymiş? Göktürk. Birinci Göktürk. Kurucusu kimmiş la? Bumingan.
kabilesi mi? Neydi? Asena, onu yanlış okudular. Aşinat oldu ya. Çin kaynaklarına göre bunların ataları neymiş? Hun. Avarlara karşı bağımsızlık burası. Biraz saat de soru işareti koy. Juanlar işte Ahmet Taşar ağzımızı burnumuzu dağıtır. Vallahi bu dersi görse. Ama müfredata göre gidecek. Mücadelesi verilerek kurulmuşlar mı? Evet. Kız meselesi miydi? Evet. Hani çıkışta gel diyorsunuz ya lan bugün. Hani ulan sen benim kıza bakmışsın lan. Çıkışta gel adamların bunu topla diyorsunuz ya. Bunun gibi olmuş oğlum. Çıkışta gel. Ne yapmış? Kızı istemiş. Kız da herif de ben sana kolemen kızımı vereceğim la demiş. Bu da öyle mi? Ben sana göstereceğim demiş. İşi bitirmiş. Devletin merkezini de bak burada hep ne yaptıydık? Ne yaptı? Asya Hun Devleti'nin merkezi Ötüken değil miydi oğlum? Hani geçen videoda söyledim ya Ötüken yolu yokuştur kafaları. Neyse oralara hiç girmeyelim. Ötüken meşhur. Peki şimdi bu Ming Han Devleti'nin doğu kısmını alıyor. Batısını ne yapıyor? İstemiyor. Bu kardeşi onu gönderiyor. Kardeşlerine ne denir la? Tamam hadi ben. Türk Devletleri'nde kardeşlere ya bu denir. Bebek benim bebeğim olsun. Mesela. Ha hanım benim bebeğim ne denir? Tigin. Benim bebeğe tigin denir. Kardeşime ne denir? Ya bu denir. Ya bu nereye gönderiyorum ben? Batıya. Oğlum bak. Bak şu daha İslam'a geçmedik ya. Kafirik şu anda. Peki şöyle diyebilir miyim? Benim için doğu mu önemlidir batı mı? Daha kafirik. Doğu. Oğlum bak bir. Güneş doğudan doğar. O yüzden söyleyiver. Tanrı inancına göre kutsaldır. Bir. İkincisi Çin burada la. Bak Çin'i görüyor musun? Bana biraz şey yaptım. Çin. Çin buradaysa büyük adamın yani abinin burada olması normal değil mi? Kesinlikle. O zaman kardeşini ne yapıyor? Batıya. Peki bizim için Batı ne zamandan itibaren daha çıkmaya başlayacak? Ne zaman İslam'a geçmeye başladıktan sonra yani yavaş yavaş Batı'ya doğru gittikten sonra artık bizim için Batı önemli olacak. Bunun üzerine şu birinci sayfada çok durduk la. Hemen şunları halledelim. Şimdi bak. İslami Han döneminde. Kimdi la bu İslami? Kimdi? İslami. Bu şeyin bu benim kardeşi değil miydi la? Biraz önce gördük ya. Şimdi Göktürkler İpek yolu nedeniyle arkadaşlar bak soru gelirse sana Çin'le Türkler arasındaki temel mücadele sebebi İpek yolunda kim hakimiyet olacak abi? Kim hakimiyet kuracak? Anladın mı? İpek yolu neden çıkıyor? Çin'den çıkıyor. Kimle? Bütün Türk devletleriyle Çin arasındaki mücadelenin temel sebebi budur. Ha. İpek yolu. Tamam. Çeşitli ittifaklara girmişler. Bak bunu hem alanda sordular. Allah ÖSS, ÖSS vardı da o zaman biliyor musun? ÖYS vardı. Hepsinde sordular. Şu Gobel'in yaptığı iş. Şimdi bak ne yapıyor biliyor musun? Göktürkler İpek yolu çeşitli ittifaklara girmiş diyor ya. Ahun kimdi la Ahunlar? Hatırlıyor musun? Anlatım ya la bir öncekinde. Hani Asya Hun Devleti yıkıldı bir kısım. Hunlar Afganistan'a geldi. Ahsu var. He? Orada bir devlet kurdular. Şimdi Ahunlara karşı Sasanilerle ittifak yapıyor. Sasani kim la? Sasani'yi biliyor musun? İran. İran'ın bak uyarlıkla hemen söyleyeyim sana. Temeli Med. Sonra Pers. Sonra Sasanileri görüyorsun. Doğru mu? Şimdi Sasanilerle ittifak yapıyor. Bu ittifak sonucu Ahunlar devleti yıkılma sürecine giriyor. Hadi bakalım. Şimdi bak. Baba. Ne yapmış? Karıştırma. Kafayı selameti çıkaralım. Birinci Göktürk Devleti Ahunlara karşı Sasanilerle ittifak mı yapıyorlar? Bu ittifak sonucu Ahunlar devletin yıkılma sürecine mi sokuyorlar la? Daha sonra Sasanilerle karşı Bizans'la ittifak kuruyor ya la. Oğlum biz bu politikaya ne dedik? İçinizden geçen de biliyorum ama öyle değil. Oğlum daha şey yapalım. Konjonktürel ittifak oğlum. Konjonktürel. Ne demek o? Konjonktürel. Çıkarıma göre la. Çıkarıma göre. Burada böyleymiş. Burada şöyleymiş. Niye yapıyor daha sonra? Sasanilere karşı Bizans ittifak kuruyor. Bu ittifak Sasanilerin zayıflamasına mı neden oluyor? Sakın yıktı deme. Aş. Onu İslam tarihinde göreceğiz. İslam tarihinde. Kim? Hazreti Ömer yıkacak la Sasanileri. İttifak sonucu ne yapıyor? Zayıflamasına neden oluyor. Toparla. İstemi ha. Önce Göktürklerle ittifak mı yapıyor? Şey pardon. Dur lan ne diyor la? Göktürkler İpek yolu ile ittifak. Ahunlara karşı Sasanilerle mi ittifak yapıyor? İttifak sonucu Ahunlar devleti yıkılma sürecine giriyor. Sonra Sasanilere karşı Bizans'la mı ittifak yapıyor? Buna ne diyor? Map'te geçiyor. Map. Konjonktürel ittifak oğlum. Konjonktürel ittifak yapıyorlar. Bu ittifak Sasani'nin zayıflamasına neden olur. Yıkılması yok. Neden? Ne zaman? Hazreti Ömer. Orta Asya'da bak bir de İstanbul'a ilk elçilik heyetini gönderiyorlar. Elçilik heyeti manyak. Herifin ismi manyak Hasan ama manyak diye geçiyor. Şimdi ilk elçilik kurumunu gönderiyor. Orta Asya'da İstanbul'a İstanbul'un ne bu İstanbul? Nerenin merkezi? He?
Doğu Roma, Doğu Roma. Oğlum Bizans, Bizans. Yanlış bildiğimiz anlamıyla Bizans. Aslında o zaman Doğu Roma diyorlar. Peki Orta Asya'da Bizans'la ittifak kuran, yani ittifak demeyelim. Dur, yanlış. İlişki kuran ilk Türk devleti diye sorarsa ne diyeceğim? Birinci Türk devleti. Peki bak şimdi bunu daha önce sorsa idi. Orta Asya değil. Ama Bizans'la ilk kez böyle ne diyelim diplomatik ilişki kuran Marcus Barış'ı, Anatolios Barış'ı bunu kimi diyeceğim o zaman? Avrupa Hun Devleti. Ama sana ne diyor bak, buraları hep karıştırıyoruz işte. Orta Asya'da Bizans'la diplomatik ilişki kuran diye sorsa Koktuk diyeceğim. Ama eğer sana Bizans'la ilk kez diplomatik ilişki kuran derse Avrupa Hun Devleti. Attila, Attila, Marcus, Anatolios Barış'ı. Oğlum bunlar 300'ler lan. Değil mi? Bunlar kaç? 500'ler. O zaman ne yapacağım? Sorularda bu çahallıklara düşmeyeceğim. Çahal çahal soru sorarlar. Sen yapıştır. Şimdi Bizans heyetiyle Göktürk Gülsen'e gelmiş. Demek ki Bizans'a ittifak kuran Orta Asya'da Bizans'la diplomatik ilişki kuran ilk Türk devleti. Devletin en... Aha ben bu sene bir bekliyorum bu soruyu. Amanın amanı. Bak devlet en parlak dönemini Muğla zamanında yaşadı. Oğlum şu ana kadar ne kurduyduk bir bale. Asya Hun Devleti'nin en önemli hükümdarı Mete'ydi ama kurucusu neydi? Teoman. Bunun en önemli hükümdarı, en parlak böyle parlak parlak geziyorlar. Ne zaman? Mufanka. Birinci Göktürk Devleti'nden bahsediyorum. Mufanka. Ama bunun kurucusu kimdir diye sorarsa ne diyeceğini? Ne diyeceğini? Bumin, Bumin, Bumin. Ne mi? Bumin. Ama en önemli hükümdarı Mukan. Peki Mukan Kaan imparatorluk aşamasına yükseltiyor ya la ülkeyi. Ülke imparatorluğa der normal devlet ayıran şey nedir lan? Bu devlet normal devlet imparator. Ne? Çok uluslu olacak. Oğlum çok uluslu. Çok sınırlar genişleyecek. Peki Mukan Kaan Orta Asya'da Türk toplumu boylarının egemenlik altına alıyor. Bak şimdi bir ikinci şey diye sorarsan sana. Bak dese ki mesela Mete Han'dan sonra Orta Asya Türk topluluklarını ikinci kez tek bir bayrak altına toplayan kişi kimdir? Muhan. O da bir bayrağı nerede bulmuş Allah? O. Geçen derste yaptım o espri. Ha. Geçen şeyde bir videoda izleyin bak. Ne başıma neler geldiğini söylemiştim. Neyse Orta Asya'da ikinci kez Türkleri tek bir bayrak altına topluyor. Kimmiş? Muhan. En parlak dönem Muhan. Birinci Göktürklerden bahsediyor. Bak bunu daha bir sormadılar. Sana şimdi ayete de verse. Aa, bunların merkezi Ortuganda'dır, bıdı bıdıdır, hıdıdıdır. En parlak dönemden Muhangağan zamanında yaşamışlardır dese yine karıştırır yani. Karıştırma bu yüzden kafaya buradan film gelmiş, film gitmesin. Tamam mı? Kafada kalsın lan. Şuraya kap. Şu olmazsa şurayı kapat. Buradan soktuğum zaman bilgiyi burada kalsın lan. Neyse. Şimdi Tapo Kaan diye bir herif var. Arkadaşlar Budizm inancını benimsiyorlar ya. Ancak bu din halk tarafından tepkiyle karşılanıyor. Şimdi bak Budizm'de ne var? Yemiş ama. Ne var? Hayat ne kadar güzel. Öldürmeyeceksin. Reenkarnasyona inanıyorlar oğlum bunlar. Reenkarnasyon neydi? Yeniden başka bir ruh. İşte başka bir hayvanın ruhuna senin geçmen var. Mesela karınca gidiyor. Deden ölmüş 3 ay önce. Deden böyle giderken deden bir daha öldürür mü? Öldürme. O zaman senin yumuşatır. Bir. İkincisi et yemem. Değil mi? Budizm, Taoizm, Konfüçyüzm, ne bileyim Brahmanizm bunların ortak felsefesi budur. Felsefe budur oğlum felsefe. Öldürmeyeceğim diyor. Peki sonra ne oluyor biliyor musun? İşbara Han döneminde devlet ikiye ayrılıyor ya. Ne oldu? İkili yönetim anlayışı vardı ya. Neydi o? Veraset seminerde çıktıydı la. Biraz önce dedim ya. Kut. Ondan sonra biraz sistemi ülke anadan ortak malı. Zaten adamı ne yapıyor? Doğuya gönderiyor. Şey batıya gönderiyor. Ben Han'sam batıya gönderiyorum. Batı benim için önemli değil. Peki Çin saldırıları sonucunda 630'larda Doğu Göktürkler 650 olsa Batı Göktürkler Çin hakimiyetine giriyor ve arkadaşlar selametle bir dönem yaşanıyor. Vıh 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 amanin de oy 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 50 sene biz Çin hakimiyetine giriyor oğlum. Bak şimdi bir isyandan bahsedeceğim size. Şimdi buraya bir not çakmışım. Türk tane parayı kullan. Bak kendi adına para kur. Ondan sonra diyor. Hocam olur mu? Kendi adına ya, parayı kullanan iş, Türk güçlerden bakatlar. Oğlum Türk tarihinde parayı kullanan diyorum la. Kendi adına para basan demiyorum ki. Bak ilk kez bunlar kullanıyor. Bir de ilk posta teşkilatı. Şu posta teşkilatı mı halledek la. Posta teşkilatı tarihte. Dünya tarihi dese ilk kim kullandı? Persler, Persler. Persler. Dünya tarihinde ilk posta teşkilatının merkezi otoriteyi kurmaya alın.
Niye la? Oğlum şurada şey çıktı la. Ben yani isyan çıktı. Hemen alıyorum haberi. Hop diyor, diyor çokuyorum gobelerin üstüne. Posta teşkilatının bak ikinci Mahmud'umla ilgili soru sormuşlardı. Posta teşkilatının kurması merkezi otoriteyle ilişkilendirilebilir mi? Tabii ki ilişkilendirilir. Posta teşkilatının olmaz. Olmaz mı? Olur mu? Merkezi otorite kendi bilgi alıyor, bilgi alıyor. Bir şeyler oluyor mesela etrafta. Bu, ayaklama çırıyor, ayaklama hemen bastırıyor herif. Değil mi? Türk tane parayı kullanan bak kendi adına para bastırandan bahsetmiyorum. Parayı kullanan diyorum onu başkalarının parasını da kullanmış olabilir. Korktuk korktuk birinci korktuk devlete. Peki seninkiler anam bir yasa girdiler ne oldu? İkiye ayrıldı ya. Her ikisi Çin hakimiyetini tanıdı mı ha? Belki ne oluyor biliyor musun? 50 yıl Çin hakimiyeti arasının altında yaşıyorlar oğlum. Bunlardan biri çığırıyor. 639'a bak. Kurşak diye bir adamın olmadığını söylüyor Ahmet Taşal. O ben onun yalancısıyım. O diyor ki Çelala Çülülü Çilili Hoca Hileli öyle uzun bir ismi var herifin. Bu 38 kişiyle Çin sarayını basacak. Bak şimdi hadise şu. Şimdi bir şey takip etmişler. Çin hükümdarı demişler ki oğlum bu altı da şeye çıkıyor lan. Gezmeye çıkıyor. Biz bunu paketlesek. Böyle akşam geziye çıktığında. Desek ki bunu şey alsak. İşte böyle esir alsak desek ki la oğlum korktukları bırakacağı mı? Bizim kuvvetleri bırakacaksan seni de bırakacaksak desek. Yani elimizde bir esir olsa. Bu da bırakırlar. Koskoca hükümdara bizim korktuklar. Yani Türkler. Neyse la o gece sen 639 an bu yaşanan olayı anlatıyorum. O gece sen yağmur, şimşek, yıldırım, ana, kuvvet çıkma, herif çıkmamış ya la. Kral şey bunların Çin İmparator çıkmamış ya da dışarı ben ne yapacağım bu şeyde sanahta dışarıda mı dolanacağım demiş. Anam seninkiler şimdi 38 kişi kalmış dışarıda. Ulan girek mi girmek mi? Girek mi girmek mi? Girek mi girmek mi? Yağmur, yağmur, dolu, yağmur. Dalınla demiş Kurşat. Yapacak bir şey oğlum ya bizim şey aldılarsa, eşkali aldılarsa ya bu kobeller haberdar oldularsa dalıyor ilk şeyi bak Çin sahibi kapıdan giriyorlar böyle ilk şeyleri çatır 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 direkt saraya doğru gerçekten ezip geçiyorlar. Üç kişi falan da saraya girmeye şey başarıyor ha. Al adam bir süvari Çinli imparatorun komutan komutan. Al adam bizimkileri bir sarıyor. Hacı Kuşat diyor ki tabanları yağlayın koştur koştur kendini koştur kendini koştur kendini. Seninki ırmağın kıyısına geliyor çatışa çatışa ölüyor yala. Şehit oluyor lan. O zaman şunu mu söyledik? Kuşat isyanı aslında ilk bağımsızlık savaşı olarak mı geçer la? Çin'e karşı ilk bağımsızlık savaşı diye sordular ya la Kuşat'ı. Ne diyeceğim? Kuşat isyanı. Peki başarısız olurlar tamam. Olur. Yani biraz şey 38 kişiyle Çin sarayı basılırlar. Oğlum bunlar çok kalabalık. Çin sarayı içine girsen ne olur? Yapacak hocam bırak o Çin'le hocam bırak. Lan diyor 1.000 tane adam. 10.000 tane adam var lan. Ne kadar kalabalık bunlar. Bizimki burada ne yapmış biliyor musun? İlklere imza atmış oğlum. İlkler önemlidir. Tarihte ilkler önemlidir. Niye? Bir şeylere sen öne yakaladıysan arkasından bir üç tane daha isyan başlıyor. Ve ne oluyor biliyor musun oğlum? Şu kutluğu görüyor musun? Kutluk kutluk. İşte o başarı oluyor ya. Bir dahaki şeyde anlatayım mı? Videoda anlatayım mı? Tamam. Kanala abone olur mu? Kanala abone olun. Bak bunları böyle çocukça versiyonuyla da anlatacağım. Normalde anlatacağım. Kanala bildirimleri aç. Bak bir. Kanala abone ol. Bildirimler fakir fakir daha kanalımız fakir oğlum. Bildirimleri aç. Ondan sonra videoları beğen. Videoları. Büyüyek büyüyek oğlum. Hep kendi şey yapayım. Hadi bakalım. Kendinize iyi davranın ha. Görüşürük.